Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak bu molekülü adlandırmak isteseydik nasıl yapardık? Öncelikle buradaki en uzun karbon zinciri hangisi? İki karbonlu zincirimiz var ve hepsi tekli bağ. Yani elimizde bir etan var. Buna birinci, buna da ikinci karbon dersek brom ve flor da var. Bir bromo diye yazmaya başlayalım. Flordan önce brom yazıyoruz çünkü alfabetik olarak B, F'den önce geliyor. Evet, bir bromo, bir floro. Ardından elimize bir etan var. İki karbonlu zincirimiz var ve hepsi tekli bağ. O zaman fluoroetan diyeceğiz. Buradaki molekülün adı bu. Burada tek yaptığımız önceki molekül adlandırma videolarının bir tekrarı. Evet, bunun bir kiral karbon olduğunu biliyoruz. Çünkü bunun ayna görüntüsünü alacak olsaydık, aynı molekülün başka bir enantiyomerini elde ederdik. Yani bunlar birbirlerinin enantiyomerleri olurlardı. Peki bu bir bromo, bir floro etanın ayna görüntüsü nasıl olur? Karbonumuz burada. Renkleri doğru seçelim. Brom yine yukarıda. Karbona bağlı olan metil grubu sol tarafa bakıyor. CH3. Flor yine karbonun arkasında. Hidrojen ise yine düzlemin dışına çıkıyor ama sağa bakacak. Şimdiye kadarki adlandırma sistemimize dayanarak hem bunu hem de bunu bir bromo bir floro etan olarak adlandırabiliriz. Fakat bunlar aslında iki farklı molekül. Bulundurdukları atomlar ve moleküler formülleri aynı. Bakarsanız karbonların ikisi de brom, flor, hidrojen ve CH3'e bağlı. Yani aynı yapıya sahipler. O zaman bunlar stereoizomerler. Stereoizomerler birbirlerinin ayna görüntüleridir. Yani enantiyomerlerdir. Bunlar ışığı farklı polarize ederler ve kimyasal veya biyolojik sistemlerde çok farklı kimyasal özelliklere sahip olabilirler. O zaman bu ikisi için aynı adı kullanmamız iyi olmadı gibi. Ne dersiniz? Şimdi bu videoda ikisini birbirinden nasıl ayırabileceğimize odaklanacağız. Bu ikisini birbirinden nasıl ayırabiliriz? Burada bize yardımcı olan bir adlandırma sistemi var. Kan Ingold Prelog adlandırma sistemi. Evet, kan Ingold Prelog. Bir bromo bir floroetan olarak adlandırdığımız bu enantiyomerle yine bir bromo bir floroetan adındaki bu enantiyomeri birbirinden ayırt etme yöntemi olarak bu sistemi kullanacağız. Aslında bu yöntem çok basit ama belki biraz zor olan kısım molekülleri zihnimizde doğru şekilde döndürmek ve molekülün sol yöne mi yoksa sağ yöne mi gittiğini hesaplamak. Bunu adım adım yapacağız. CAN inGold PreLog sisteminde öncelikle kiral atomumuzu tanımlıyoruz. Burada gayet açık, değil mi? Bu karbon kiral atom ve 4 farklı gruba bağlı. Ardından grupları atom numarasına göre sıralıyoruz. Periyodik cetvele bakacak olursak brom, hidrojen, flor ve karbon arasından hangisinin atom numarası en fazla? Brom 35, flor 9 karbon 6 ve hidrojen 1. Bunların arasından bromun atom numarası en fazla. O zaman buna 1 numara diyelim. Ardından flor gelir, 2 numara. 3 numara ise karbondur. Hidrojen en küçüğüdür, yani 4 numaradır. Hepsini numaralandırdığımıza göre, sıradaki adımda bu molekülü en küçük atom numaralı grup, molekül arkasına denk gelecek şekilde yönlendireceğiz. Yani düzlemde bizden uzaklaşıyor gibi görünecek. Şu anda bu hidrojen en küçükleri. Brom en büyüğü. Hidrojen en küçüğü. Yani bunu molekülün arkasında konumlandırmamız lazım. Şu anda çizildiği haliyle molekülün önünde konumlanmış durumda. Bunu molekülün arkasına yönlendirmek için bakalım ne yapacağız. Bunu düzgün bir şekilde akılda canlandırmak en zor kısım ama flor arkadaydı değil mi? Burası sayfa düzleminde. Bu da sayfadan dışarı çıkıyor. O zaman molekülü bu yönde döndürdüğümüzü hayal edebiliriz. Yeniden çizeyim. Karbonumuz burada. Bu şekilde çemberin yaklaşık 3'te 1'i kadar döndürdük. Yani aşağı yukarı 120 derece. Bu hidrojen eskiden florun bulunduğu yerde. Hidrojen burada, florsa metil grubunun olduğu yerde. Bu kesikli çizgiler arkada olduğumuzu belirtiyor. Bu ise düzlemde olduğumuzu gösteriyor. Metil grubu ise hidrojenin olduğu yerde sayfa düzleminden dışarı çıkmış, sola ve dışarı doğru yönelmiş. İşte metil grubu. Tek yaptığımız şey bunu yaklaşık 120 derece çevirmek oldu. Bunun arkaya gitmesini sağladık. Kiral karbonu belirleyip atom numaralarına göre sıraladıktan sonra bunu yaptık. Tabii ki brom yine yukarıda olacaktır. En küçük atom numaralı molekülü arkaya koyduktan sonra 1 ila 3 numaralı atomların sıralamasına bakarız. Burada 4 molekülümüz var. En büyüğüne yani broma bakıyoruz. 1 numara. Flor 2 numara. Metil grubuysa 3 numara. Bu karbonda bu karbona bağlı. CAN Ingold Prelog sisteminde 1 numaradan 2 numaraya, oradan da 3 numaraya nasıl gidildiğini düşünmek gerekiyor. Bu durumda bu yönde ilerleriz. 1 numaradan 2'ye, sonra 3 numaraya gitmek için saat yönünde ilerleriz. Şimdilik hidrojeni yok sayalım. O arkada duruyor sadece. İlk adımda en küçük molekül arkada duracak şekilde döndürmüştük en büyük üçü için 1'den 2'ye, oradan da 3'e nasıl gideriz diye soruyoruz. Bu durumda saat yönünde ilerleriz. Saat yönünde gittiğimiz için bu molekül, latince sağ demek olan rectus'u kullanıyoruz. Yani buradaki molekül için yalnızca bir bromo, bir floro etan demiyoruz. Aynı zamanda rectus'un R'sini de kullanıyoruz. Evet, bu R, bir bromo, bir floro etandır. Tahmin edebileceğiniz gibi bu da tam tersi olmalı. Yani saat yönünün tersine gitmeli. Hızlıca yapabiliriz. En büyük olanı biliyoruz. Brom 1, flor 2, karbon 3, hidrojen 4 numara. Hidrojeni arkaya yerleştirmek istiyoruz. Floru şu anda bulunduğu arka bölüme doğru çevirmemiz gerek. Bu molekülü buraya yeniden çizelim. Karbonumuz aynı yerde. Brom hala yukarıda. Fakat şimdi hidrojeni arkaya koyacağız. Yani hidrojen artık florun eskiden bulunduğu yerde. Bu metil grubu 3 hidrojeni olan bu karbon hidrojenin eski yerine geçecek ve bu yönde çevirdiğimiz için düzlemden dışarı çıkacak. Metil grubumuz işte burada. Flor ise metil grubumuzun eski yerine geçecek yani buraya. Kan ingold prelog sistemini kullandığımıza göre atom numarasına göre bu 1 numara, bu 2 numara, bu da 3 numara birden 3'e bu yönde ilerliyoruz. Yani saat yönünün tersine gidiyoruz. Sola doğru gittiğimiz için latince sol demek olan sinister'ın baş harfini kullanırız. Buradaki S yani S sağ değil solu kastediyor unutmayın. Evet bir bromo bir floretanın bu versiyonuna S diyoruz. S solu veya saat yönünün tersini temsil eder. S bir bromo bir floroetan. Artık isimleri ayırt edebiliriz. Bunların iki farklı konfigürasyon olduğunu biliyoruz. Buradan buraya varmak için farklı grupları bir nevi yerinden söküp başka yere taktık ve bağları bozmak durumunda kaldık. Bu enantiyomerlerden bu enantiyomere varmak için bu gruplardan ikisini bir şekilde değiştirmemiz gerekti. Bunlar farklı konfigürasyondalar ve temel olarak farklı moleküller. Aynı zamanda stereoizomerler ve enantiyomerler. İstediğiniz adı seçebilirsiniz. Hepsi aynı anlama geliyor.